Selam arkadaşlar, bugün lastik tamir kitleri hakkında konuşacağım. Çünkü bu konuda bir arkadaş da bir öneri vermiş. Hani şuna fitil yapılır, buna fitil yapılmaz diye. Ben lastik tamir kitini daha önceden tanıtmıştım. Hatta bir tane uygulamasını yapmıştık. Onun nasıl olduğunu oradan seyredebilirsiniz. Ama ben tekrar hani bu lastik tamir kitini gerçekten önemli olduğu için tanıtayım dedim. Furkan da buna demiş ki lastik tamiriyle alakalı bu videoda bir önerim olacak. İşte lastiğiniz yeni ise fitil atmayın diyor. Lastiği sökerek soğuk iç yama yapın. En sağlıklı yöntemdir diyor. Tabii hani lastik sökmeyi biliyorsanız, sökmeyi bilmiyorsanız arkadaşlar hani bir lastikçide yaptırtmanız, bir motosiklet ustasında lastiği söküp tamirini yapıp yaptırın. Daha iyi olacaktır en azından. O soğuk iç yama yapın onun yerine demiş. En sağlıklı yöntemdir. Fakat hani tabii bu öneriyi acelesi olmayanlar için söylemiş. Yani hani sizin eğer yolda bir anda lastiğiniz patladıysa ve çevrede lastikçi falan yoksa tabii ki fitil atmak zorundasınız. Veya şu lastik tamir köpüklerinden kullanabilirsiniz ama bunların hiçbir aslında soğuk iç yama kadar etkili bir yöntem değildir. Çünkü belirli bir süre sonra size yolda kaza yaşatabilir. Düzgün fitil takmayı bilmiyorsanız hani bizim anlattığımız videoya bakın. Ben videoyu koyacağım zaten. Ama o videoya bakarak nasıl tamir edileceğini görün. Hani nasıl kesileceğini, fitilin neresine işte yapıştırıcı sürüleceğini. Eğer fitil yeri çok küçükse onu biraz daha delerek o fitil yerine uygun tekrar oturtmanız gerektiğini hepsini orada ben göstererek açıkladım. O videoyu seyrederseniz çok iyi olur. Bir de demiş ki dubleks olmayan iç lastikli motorlarda fitil yapılmaz demiş. İmkanınız yoksa işte fitil takın tabii ama fitil uygularken de lastikle aynı düzleme kadar kesin demiş. Öneri vermiş. Evet, onların hepsi doğru. Aynı düzleme kadar kesin. Hatta işte o tükürükle hava testi de yapın demiş. Onu da eklemiş. Tabii yazısı daha uzun. Ben yazısını hemen tekrar altına koyacağım zaten bunun. Kontrol edin. Düzgün olmayan fitil kazaya neden olur. Özellikle hani virajlarda bu gerçekten kazaya neden oluyor. Onu ben hatırlatayım. Burada da tek tek göstereyim. Bunlar hava tüpleri. Bu tamir kitinin içinde 3 tane bulunuyor. Hava kitleri. Yakından da görüyorsunuz zaten. Eğer delik çok küçükse ve fitil girmeyecek kadar küçük bir delikse biraz daha deliği açmanız gerekebilir. Özellikle bununla bu tamir kitinin içinde zaten oluyor. Sonra fitili sokmak için bu gerekiyor. Onu da tekrar videoda seyredebilirsiniz. Videoyu da araya sıkıştırıp göstereceğim zaten. Fitiller bunlar. Ve fitil arasına yapıştırıcı bu. O da içinde bulunuyor zaten. Fitil hava tüplerini kullandığınız bununla oluyor. Hava tüpünün sonuna bağlıyorsunuz. Tabii başına değil, sonuna bağlıyorsunuz. Bir tane de şöyle bir şişirme borusu var. Ondan sonra bunun ucuna bağlıyorsunuz şu şekilde. Ondan sonra ucunu takıyorsunuz, basıyorsunuz. Şunun yanlarında böyle kelebek gibi açılıyor şu şekilde. Şuralarından. Sonra bastırdığınız zaman o zaten videoda var. Kolay anlatım videosu var. Oradan bakıp görebilirsiniz. Hepsi bu kadar aslında. Furkan'ın önerisini de arkadaşlar dikkate alın. O doğrudan anlatmış. Hani bu konuda sanırım hani lastik patlamasıyla karşılaşmış ve deneyim yapmış bir arkadaş. O yüzden de önerilerini aklınızda tutun. O yazıyı okuyun. Zaten size yeterince bilgi verecektir. Ben de zaten hani bunun tanıtım videosunu hemen bu videodan sonra yayınlayacağım. Oradan görebilirsiniz. Umarım yararlı olur. Hepinize iyi sürüşler. Merhaba arkadaşlar. Lastik tamir kitini nasıl kullanacağınızı göstereceğim size şimdi. Lastiğimiz patlak olmadığı için delmek gerekti. Delik, küçük bir delik olduğu için de biraz daha büyük delmeniz gerekebilir. İçinden çıkan tığ gibi bir tornavida var. Onun ucuna fitili geçiriyoruz. Şekildeki gibi. Böyle bir şey oluyor. Ve fitilin çift tarafına yapıştırıcı sürmek için içinden çıkan yapıştırıcıyı kullanıyoruz. Ve fitilin çift tarafına bu yapıştırıcıyı sürüyoruz. İki tarafına da sürmeye özen gösterin. Sonra lastiğin içine zorlayarak sokuyoruz. Deliği biraz daha açmanız gerekebilir. Çok küçükse delik.
ve zorlayarak içine bastırıyoruz. O lastiğin içine giriyor. Tamamını sokmamaya çalışın. Çünkü dışarıda bir kısım kalması lazım. Hızlıca çekip çıkartın. İçinden falçata gibi bir küçük bir alet çıkıyor. Onunla da dışarıda kalan uçları aşırı dibinden değil, hafif dışarıdan kesin. Bu şekilde lastiğiniz onarılmış oluyor. Şimdi biraz daha lastiğinizi şişirmeniz gerekebilir. Onun içinde yeşil bir aparat var kitin içinde. Onun içine sibop borusunu takın. O lastiğe takacaksınız çünkü onu. Bu da şişirme tübü. Onun içine çevirerek monte edin. Sibop'a bağlayın. Ve yeşil aparatın kenarlarındaki kilit mekanizmasını açın. Tüpün içindeki havanın lastiğe dolmasını sağlayın. Oldukça basit işlem. Lastiğinizi böyle bu şekilde onarabilirsiniz. Kolay, kullanımı kolay ve basittir.